Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün günlerden pazar ve yine bir Mercedes bayisine geldim. Bir sene önce buraya gelmiştim yine. Bir video çekmiştim. Bakalım zamlar ne durumda? Hangi arabalar gelmiş? Onları bir çekelim. Avusturya Viyana'da Mercedes bayisinde bir BMW. Nedir bu? BMW 520 dizel 2019 model. 46.511 kilometrede. Yakınlaştırayım. 2 PS yazıyor. Nasıl 2 PS oraya bilmiyorum. Dizel diyor. 44.990 euro. 2 beygirlik bir M. M paketmiş bu galiba. Arkasına bakalım. Sosyalar hoşuma gidiyor BMW'nin. Ama açık değil galiba. 5000 euro ya. 2019 model BMW. Aynen. Kapalı. Fiyatı yazılı olan arabalara gelelim. GLE 350 dizel 4matik kupe 2021 model 20.000 kilometrede 272 beygir 105.000 euro. Ne diyor? 24 ay garantin var. 12 ay yolda kalma garantin var. 6 ay 6 veya 6.000 kilometre garantisi var. Servis garantisi 10 gün içinde iade hakkınız var. Muayenesi yapılmış. Ve yeni arabanı getirip buna karşı takas yapabiliyorsunuz. Tabii ki üstünü ödemek şartıyla. Arabanıza bağlı. Bu da mı kapalı? Evet. Gelsek. Arkada bir arabaya çarpıyoruz. Yan tarafımızda bir GLE mi bu da? Bu da GLE ama bu normal. Bu neymiş? 350 dizel 4matik 2020 model 60.757 kilometrede 272 beygir 85.000 euro. Bir otomobildeki yani şundaki olan özellikler buna da var. Garantisi işte değişim hakkı, 10 gün iade hakkı. Aynı şekilde burada da bir GLC var. Aynı şekilde bunun da var. 10 gün iade hakkın var. Arabana takas edebiliyorsun. 6000 kilometre garantin var. Muayene garantisi. 24 ay ikinci el garantin var. Neymiş bu? 220 GLC. 4matik. Hepsi de 4matik mübarek. 4000 euro da 60. Sıfır fiyatı 66.000 euroymuş. Ne? 4 yaşında araba. Tam 4 yaşına girmiş. 51.000 kilometrede 170 beygir. İçi yarı deri alkantara galiba. Tahta şeyleri var. Ne diyor? Orta konsolda. Temiz kullanmış kim kullandıysa. Burada yine bir geleyeler var galiba. 2 tane. Neymiş? İkisi de beyaz. Şöyle aralarından gelelim. Birinin aynası siyah, birininki beyaz. Bu da hayvan gibi. Görünüş olarak birbirine benziyorlar. Bu neymiş lan? GLE 350 dizel 4matik kupe 2016 model 99.000 kilometrede 258 beygir imiş bu. Bu neymiş? Bu AMG paket mi? Aynen bu AMG paket. Bunda yok. Bu AMG paket değil. Bunda fiyat yazmıyor. Görünüş olarak belli oluyor. AMG paketi ve AMG paket olmayan. Yani pek farkı yok. AMG paket olmamasına rağmen. Ön ızgarası biraz değişik. Yani. Bu neymiş? Elektrikli bir araba. Ama hiçbir bilgisi yok. EQC'miş. Bunda EQC'de bunda hiçbir şey yok. Bunu boşver. Buna gelelim. Bu neymiş? Bu da EQ Power diyor. Bu da GLE 250E. Elektrikli mi? Aynen. 2020 model. Sıfır fiyatı 56.000 euro. 2 senede 4.000 euro. Fiyattan düşmüş. 262 beygir imiş.
Aynı şekilde bütün garantiler şuradaki araçlarda olduğu gibi bunda da var. Burada bir CLA 45 AMG. Acaba center locklu jantlarım var? İçi galiba kilitlidir. Aynen. Turbo 4 matik plus diyor. 75 bin euro sıfır fiyatı. 65 bin euroymuş yani. Bu biraz fiyat katlamış. 2020 model 26.911 kilometrede 387 beygir. Yani Avusturya'da sıfır fiyatından daha fazla para olan ikinci el çok nadirdir. Nadirlerinden biri de bu. Bu neymiş? Bu da GLE. Yok, GLB'ymiş. GLB 200 lira. Allah. GLA 45. Sıfır fiyatı 65 bin euro imiş. 2 sene önce, 1,5 sene önce. 26 bin kilometrede benzinli ve şu anki fiyat, satış fiyatı 75 bin euro. Yani sıfır fiyatından bir 10 bin euro daha pahalı bu araç. Niye öyle anlamadım. Genellikle olmaz böyle şey burada. GLA 45. Adamlar sürüyor, kullanıyor. Adam. Başka da şey yapmıyorlar. Daha da istemiyorlar, sonra sana veriyorlar geri. Bir eski model E-Class. Neymiş bu? Mesela bunun sıfır fiyatı 5 sene önce 66 bin euroymuş. Şu an ise 103 bin kilometrede de 34 bin euro. Bunun burasında yıldız var. Bu özel bir versiyon. Belli. İç dizaynından belli, direksiyonundan. Ha, bunda hayali de ekran yok. Şöyle bakarsak şöyle gözüküyor mu lan? İçi açılmıyor maalesef. Burada aynı şekil. Bu galiba E-Class. Bunun hayalet ekranı var. Bu T model olduğu için 200 dizel. A edition yani Austrian edition galiba. Sıfır fiyatı 2 sene önce 56 bin euroymuş. Şu an 40 bin euroda. 32 bin 215 kilometrede 160 beygirlik bir araçtır kendisi. Misal bunun burada yıldızı böyle değil. Çünkü burada büyük. Bunda yok mesela. Burada aynı şekil bir TE 200 Avantgarde 37 bin euro şu an fiyatı. 2019 model, 2019'da ise 69 bin euro imiş. 49 binde yani 50 bin kilometrede 160 beygir bir araç. Burada bir Mercedes. Neydi lan bunun ismi? Marco Polo. Ama kapılarına şöyle sticker'lar yapıştırmışlar. Don't open diye. Niçin bilmiyorum. Şurasında da Rusça, Çekçe bir şeyle yazıyor. Buradan tek bu taraftan açılabilir sadece. Diğer tarafları açamazsınız yazmışlar. 3 tane S-Class'lar var. Bakalım bunlara. 73 bin euro, 2017 model. 79 bin yani 80 bin kilometre diyebiliriz. 340 beygir imiş bu S-Class'ımız. Yanındakine geçelim. Bu S-350 dizel. 73 binde. 2018 model 57 bin kilometrede 286 beygir. Bunun jantları daha güzel. Buna sanki C-Class jantları takmışlar. İnsan bir yıkar arabalar ya. Güzelim bu arabalar. Şuradaki de son S-Class. Bu daha pahalı. 85 bin euro. 350 dizel. 4 matik ama uzun versiyon. Sıfır fiyatı 137 bin. 136 bin kilometre. 2019 model. 22 binde 286 beygir. Bu long versiyon. Arka kapısından belli oluyor. Uzun olduğu. AMG jantlar var. Yeni model AMG'ler, elektrikli EQE 43. Bir müşterinin arabası galiba.
Cam tavanı var. 4 matik. 21 inç jantları var. Digital Light en yeni farları var. Ön tarafı pek hoşuma gitmiyor ya. Biraz uzun burunlu bir araç olmuş sanki. Kapı kolları içinde Tesla'ya gibi. Nasıl açılıyor bilmiyorum. Ama ufak bence ya. Bir E-Class olmasına rağmen bence. Gelmişken şuradan AMG'lere bakalım da. Pazar olduğu için şu an showroom'a giremiyorum. Ne varmış burada? S580. Şurada GL'ye görüyorum. GLS görüyorum sanki. Bu neymiş? Mercedes E63S 4 matik. Net fiyatı 136.380 euro. Artık ekstralarıyla vergisiyle beraber 204.998 euro. Yani 205.000'e geliyor. Burada ne var? AMG GLS 53 4 matik 133.000 euro. Neymiş? Allrad 435 beygir. Başka bir özelliğini göremiyorum şu an. Yan tarafta da bir araç var. Bu neymiş? AMG GT 53 kupe benzin 435 beygir 187.500 diyelim buna. Showroom'un içinde ama burada bir araba daha var. Bu neymiş? GLC 43 4 matik kupe 300 kaç yazıyor lan, okuyamıyorum. 390 beygir mi yazıyor, 330 mu yazıyor? 102.928 euro. Her şey dahil. Videoyu kapatmayı unuttuğum için arabada kapatıyorum. Videoyu beğenip takip etmeyi unutmayın. Bir beğeni atarsanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.